Merhaba, evimize, mutfağımıza, Yasemin ve kuzularına hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Dolapta iki parça etim vardı. Onları çıkarttım. Birisi de şöyle. Kemal'e bunları yaprak yaprak doğrattırıyorum. Aşçıbaşı. Merhaba. Kendini fazla kaptırmışsın dışı. Evet, kendini fazla kaptırmış. Şimdi bunları Kemal doğrayacak. Ben bunları düdüklüye koyacağım, pişireceğim. Ben de lavaş yapacağım arkadaşlar. Çocuklara değişik olsun diye. Bugün karantinada olduğu için karantina. Kemal karantinada. Anneciğim, et, lavaş, ekmek arası, lavaş arası. Ha, anladım. Bu da eti takıntısı var. Döneri benzemiş ama Tamam işte kesmiş. döner yapıyoruz sana. Babası döner gibi kes, tamam mı? Döner yiyecek Mustafa. Tamam hadi Anladım. sen doğra, ben de lavaşımı yapayım. Evet, ben de şimdi lavaşını yapacağım. Lavaşın tarifini YouTube'dan aldım. Yine YouTube kanalının birinden aldım. Baktım güzel oldu. İnşallah ben de deneyeceğim. İlk defa bir lavaş yapacağım arkadaşlar. Bakacağım nasıl oluyor. Şimdi ben lavaşın hamurunu yoğuracağım. Kemal de eti doğramaya devam ediyor. O da onu bitirsin. Koyacağım düdüklüye, pişireceğim. Hadi bakalım. Lavaşı yoğuralım sizinle. Evet, 2 bardak ılık sütle yapacağım arkadaşlar. Sütün birisini ısıttım. Çok sıcak oldu. Birisini de soğuk koyunca zaten dengeler diye düşünüyorum. Bu 1 bardak. Şu da 2. bardağım. Şekilde hemen. Kemal bir taraftan doğramaya devam ediyor. Bir tatlı kaşığı tuz atacağım içine. Şöyle. Evet, tam ılık olmuş. İstediğim kıvamda. Bu lavaşın tarifinde arkadaşlar 2 su bardağı süt, 4,5 su bardağı un var. Ama ben şey koyacağım, böyle ölçerek koymayacağım da yani işte klasik Yasemin göz kararı koyacağım. Göz kararı koyacağım. Şöyle birazcık bununla toparlayayım. Sonra taşın üzerinde devam edeceğim. Yapıyorum, evet. Hemen bu şekilde. Ben aslında hep yufka ekmeği alıyordum. Aa, nasıl sıçradı. Karantinadayız. Karantinada olmasak yiyicisi gelecek diyeceğim ya. Yufka ekmeği alıyordum. Onunla şey yapıyordum. Yapıyordum böyle şeylerimi. Bu sefer şey yapacağım. Yani kendim yapacağım. Lavaş yapacağım kendime. Evet, şimdi elimi koyup elimle yoğurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle mi? Şu şekilde koy. Ellerimi yıkadım. Şeyden çıkardım. Burada birazcık daha yoğuracağım. Burada yoğurduktan sonra pezeleyeceğim. 30 tane pezeye ayırdı bu tariften yapan arkadaş. Ben de 30 tane çıkartacağım inşallah. Niye çok mu geldi gözüne? Yok yani. Ya incecik oluyor ya zaten. Bakın şuradan bir şey. Şimdi şu şekilde oraya mı koydun anneciğim? Aha, burada. Hatırlıyorum şimdi. Düdüklünün tepesini kaybettirdik de. Tamam. Tamam.
ikiye böldüm. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi ikiye bölüp bir peçete aldım. 30 tane peze yapacağım. Şöyle ortadan ikiye böleyim. Şöyle uzatayım. Buradan da keserim 30. 15 tane birinden 15 tane birinden çıkartacağım. 30 tane pezemi yaptım. 15 birinden çıkardım. 15 birinden çıkardım. Biraz küçüklü büyüklü oldular ama. Ne kadar diyeyim size boyutları? İşte kayısı kadar. Böyle yumurtadan biraz küçükler. Malatya kayısı kadar. Malatya kayısı. Kemal son noktayı koydu. Şekerpare. Şekerpare kadarlar. Şöyle. Kemal'cim şuradan bana birazcık tabağa sıvı yağ koyabilir misin? Bir de şu küçük oklavamı ver. İğnelerim düştü. Şöyle çay tabağından biraz büyükçe açıyorum. İşte 30 santim kadar. Şöyle şu şekilde. Bunları bir kenara alıyorum. Hemen hızlı hızlı hepsini açacağım. Ve devamını göstereceğim size. Şimdi aslında hepsini yapınca yağlayacaktım ama düdüklünün sesi çıkmadan size göstermek istiyorum. Şu şekilde her tarafını iyice yağlıyorum. Ayçiçek yağıyla. Şöyle bol bol. Hiçbir tarafı kalmayacak şekilde. Üstüne hemen diğerini bu şekilde kapatıyorum ve bu şekilde bunları dinlendireceğim. Hepsini yapınca yapacaktım ama düdüklünün sesi çıkmaya başladı. O arayı ben en azından yapmış ve göstermiş olayım. Hemen bir tane daha göstereyim. Şu şekilde arasının her tarafını yağlıyorum. Hemen üstüne diğerini kapatıyorum ve kenara alıyorum. Ben şimdi diğerlerini yapacağım arkadaşlar. Hepsini yaptım ve örtülerin altına koydum. Biraz dinlenecekler. 15-20 dakika kadar ondan sonra açıp pişireceğim. Bu şekilde ince ince açıyorum iki katını birden. Şöyle. Buraya çekiyorum. Önce başladıklarımdan başlıyorum. Kemal de pişiriyor. Onu da size tekrar göstereceğim o taraftan. Çok kolay, çok rahat açılıyor. Hafif unluyorum. İki katını birden açıyorum. Şöyle. Benim taşım birazcık eğriliği var. Onun için de bazen şeklini şey yapabiliyor. Tamam. Hemen bu şekilde incecik. Önce atacaksın. Önce çevir. Çevirdim işte. Çevirmedin. Çevirsene. Ha çevir. Şimdi al üstündeki katı. Şöyle. Evet. Kemal. Üstteki pişiyor arkadaşlar. Hemen onu tamam alıyorsun mı? Buhar sistemiyle. Evet. Ve bu da piştikten sonra hemen çeviriyor Kemal. Hop, 2 dakikada orası duruyor. Hemen al onu da. Hemen yenisini koyuyoruz. Bir dakika. Beliş. Şöyle çeviri çeviri kabarana şöyle kabarcıklar oluşana kadar pişiriyorum. Şekilde. Elim anneciğim, elim anneciğim, elim anneciğim. Açma, bitti. Açtım ben onu. Ama ben acıcık daha açayım. Benim hem hamar atı o da acıcık daha açacakmış. Neyi açacaksa acıcık daha. O zaman bundan bir tane alırım. Hayır, şimdi onu etle yiyeceksin. Hadi. Getiriyorum, sofraya getiriyorum. Hadi. Hemen. Onun ete bakarım.
şuradan. Bunu iki kat yapmıştık ya arkadaşlar. Şuradan alıyorum. Ayrılıyor zaten hiçbir sıkıntı olmadan. Hop. Ben birazcık sıkıntılı ayırdım. Şöyle. Aslında tarifi aldığım yer burayı bir daha pişirmedi mesela, o ayırdın ama ben 2 dakika daha çevirdim. Sen arayayım mı? Dur oğlum. Dur anneciğim, onu bir daha koyacağım. Çökme Aybükeciğim. Aybükeciğim çökme. Çocuklar açıldılar, acıktılar, dayanamıyorlar. Ya ben bundan almak. Şuraya da 2 dakika koyuyorum arkadaşlar. Yani 2 dakika değil, saniye. Hemen 2-3 saniye koyuyorum. Şöyle hemen şu son lavaşımı da koyuyorum ve şurası da şöyle yaptıklarım ve çok güzel oldular şu şekilde. Elime sağlık. Etimiz var arkadaşlar. Meyve suyu yapmıştım yanına, meyve sularımız. Şöyle lavaşımız. Aybüke ilk sana yapalım mı bir tane? Aha. Aha. Şöyle Aybüke'ye saralım. Benim o benim. Tamam, o tabağa saralım hadi. Fark etmez. Etimiz çok güzel oldu. Lavaşımız da çok güzel oldu. Elini alma. Hayır, hayır, hayır. Elini alma. Tamam, tamam mı? Koyayım mı birazcık? Sen daha ne koy? Hemen bir tane. Dökülür anneciğim, yırtılır. Bunu niye bir daha yaparız? İnce mi? Evet, incecik. Hı. İncecik oldu arkadaşlar ve çok güzel yumuşacık oldu. Yani tavsiye ederim denemenizi. Öyle sert falan olmadı. Çok şahane yumuşacık oldu. Şöyle gösterebilirim. Şu şekilde. Ve 30 tane çıktı. Hem de çok çabuk, çok pratik oldu. Hemen şu şekilde. Eti de düdüklü de pişince çok yumuşacık, çok güzel oluyor. Yanına da meyve suyu yaptık. Kemal de orada soğan salatası yaptı, onu tuzluyor. Şöyle göstereyim. Tatlı mı? Hı hı. Oy, yerim seni. Mustafa gelir misin? Afiyet olsun annem. Şöyle afiyet, bal, şeker olsun benim aileme. Allah'a bin şükür, bugün de verdi rızkımızı. Rabbim yokluk göstermesin. Hadi bize afiyet olsun. Bir yorum alayım ya lavaşlarım hakkında. Çok güzel olmuşlar. Harika olmuşlar. Hadi afiyet olsun bize.